Merhabalar, bugün konumuz araçlarda ses yalıtımı ucuz ekonomik şekilde nasıl yapılır? Şu gördüğünüz top, internetten satın aldım. 20 santim genişliği var, 6 milim kalınlığı var, 10 metre. Yani 4 kapımıza rahatlıkla yetecektir. Fiyatı 79 TL. 4 kapı haricinde kaputun altı bagaj ve arka bagajın içi koltukların altına da yapmak isterseniz maksimum 3 top harcarsınız. O da 7, 14, 21 küsuratıyla beraber 22, 23 lira yani 230 lira gibi bir maliyeti olur. Ekonomik şekilde araca ses yalıtımı nasıl yapılır? Uygulamalı olarak birazdan araç üzerinde göstereceğiz. Bu aracı seçmemizin sebebi araç B segment bir araç. Bu ses yalıtımın faydasını araçtan araca farklı hissedersiniz. Şöyle söyleyeyim. B segment bir araca ses yalıtımı yaptığınızda çok büyük fark olacakken D segment bir araba yaptığınızda çok büyük bir fark hissetmezsiniz. Çünkü D segmentin kendine göre zaten iyi diyebileceğimiz bir ses yalıtımı var. Ama bu tarz B segment araçlarda ses yalıtımı çok zayıf olduğu için bu yaptığımız işlem araçta büyük fark yaratacaktır diyebiliriz. Lafı fazla dolandırmayalım, videomuza başlayalım. Öncelikle kapı döşemesinin sökümüyle başlıyoruz. Yalnız kapı döşemesi sökümünü detaylı anlatmadım. Çünkü bu aracın üzerinden göstermek çok mantıklı değil. Herkesin ses yalıtımı uygulayacağı araç farklı olacaktır. O yüzden bu aşamayı detaylı çekmedim. Kendi aracınızın kapı döşemesinin sökümünün detaylı olarak nasıl olduğunu internetten bulabilirsiniz. Zaten bir söktüğümüzde görüyorsunuz kapı döşemesinin içi. Kapının içini görüyorsunuz. Kapının içi zaten temizdi. Biliyorsunuz Peugeot 206 proje videomuz vardı. Bu videoda zaten detaylı olarak biz buraları hep söküp trim seslerini engellemek ve revizyon yapmak için tüm buralara zaten el atmıştık. Ama yine de iyi yapışması için, toz zerreleri olmaması için tekrardan bir temizlik işlemi araca uyguluyoruz kapı döşemelerinin iç kısmına. Bu temizliği yaparken de elektronik aksamlara, cam kirikosuna, kablo ve soketlerinize sıvı temas ettirmemeye özen gösteriniz. Bir de yağlı olan bölgeler vardı. Bu yağlı olan bölgeleri normal fırça ve su çıkarmadığı için, yani toz engellemediği için bir leke sökücü, leke çıkarıcı kullandım. Temizlikten sonraki kapı döşememizin iç kısmı, kapımızın iç kısmının görüntüsü bu. Herhangi bir toz, yağ, herhangi bir kir katmanı yok. Bunu yapmamızın sebebi ses yalıtım malzemesinin rahatlıkla yapışabilmesi ve uzun ömürlü olup çıkmaması. Şimdi montajına geçiyoruz. Dışarıdan ölçü alıp kesip iç kısma yapıştırıyoruz. Elimde gördüğünüz gibi bir alet kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir kredi kartı, cam buz kazıcıya da kullanabilirsiniz. Alt katmanın yapıştırması bitti. Burada gördüğünüz gibi tamamen yapışkan kısmı sökmek yerine sadece uç kısmını söküp yapıştırıp daha sonra arka taraftaki sarı yapışma önleyici bantı çekmeniz sağ sola yapışmaması ve malzemenin hiç olmaması adına bu yöntemi uygulamanız tavsiye edilir. Video çok uzun, yaklaşık olarak bir kapınınki yarım saatten fazlaydı. Bu yüzden hızlandırılmış çekim izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilkini yapıştırdıktan sonra camın açılıp kapanmasını kontrol ettim. Bu kontrolleri yapmanız önemli çünkü camın açılıp kapanırken bir yere temas etmesi tüm yaptığınız işlemden sonra fark etmeniz durumunda bayağı tekrar hepsini sökme zahmetine girebilirsiniz. İlk yapıştırmadan sonra bu kontrolleri yapmanız faydanız olacaktır. Bu arada bu 206'ya artık yapacak bir şey kalmadı gibi. Her şeyi yaptık. Sürekli takipçilerimiz bilir. Tüm her şeyini giderdik, tüm bakımlarını yaptık. Artık
farklı bir araca geçip yeni şeyler araç üzerinde yapmayı düşünüyorum. O yüzden ilerleyen günlerde bu aracı da satışa çıkaracağım. Videolarda gören, ilgilenenler varsa takipte kalabilir. YouTube'dan duyurusunu yapacağım çünkü. Bu arada bitmiş hali gördüğünüz gibi iç kısmını tamamen uyguladık. Ara demirleri hariç. Bundan sonra üst kısmına bir katman daha uygulayacağız. Yalnız genelde YouTube videolarında ses yalıtımı yapmak konusunda çekilip hazırlanan videolarda sadece üst kısmına ya da sadece iç kısmına ses yalıtımı uygulandığını görüyoruz. Bu şekilde hem iç kısmına hem şiltesinin sökülüp dış kısmına ses yalıtımı uygulamak sesi daha iyi kesecek ve yaptığınız işlemden daha iyi verim almanızı sağlayacaktır diyebiliriz. Dış kısmını monte ederken kalıbını alıp maket bıçağıyla kesip yapıştırabilirsiniz. Kapı döşemesinin tırnaklarının geleceği hizaya taşmamaya özen gösterin. Sonra kapı döşemesi kapanmayacaktır eğer o şekilde taşma yaparsanız. Bir de üst kısımda kapı kolu ve kilit mekanizmasının hareket etmesinin gerekli olduğu bir bölüm var. Bakın burada kesimi yaparken o kısmın arka yapıştırıcısını sökmüyoruz. Çünkü bu teller o kısma yapışırsa ileri geri hareketini engeller. Bu da kapınızın kilitlenmemesine ya da dışarıdan açılmamasına neden olabilir. O tellerin geldiği noktaları önceden belirleyerek o kısmın yapıştırıcı bantlarını sökmeden montaj yapmanız gerekiyor. Bu arada malzeme gayet kuvvetli. Yani yapıştıktan sonra tekrar sökümü yırtılarak oluyor. Yani bir kere yaptıktan sonra ömürlük olacaktır diyebilirim. İlk kapımızın işlemi tamam. Kapı döşemesini monte edeceğiz. Biz tabii sadece tek bir kapıyı yaptık ama bu işlemi 4 kapıya birden uyguladıktan sonra işleminiz tamam. Dediğim gibi özellikle B segment araçlarda çok büyük farkını hissediyorsunuz. Her segmentte farkı olacaktır ama B segmentte özellikle farkı çok hissedilir oluyor diyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.